Selena geç kalmaz umarım. Amcama geliyoruz dediğim saatte gitmezsek çok sinirlenir. En önemlisi inşallah Selena'yı beğenir. Sınava girecek çocuklar gibi heyecanlıyım. Heh, geldi. Merhaba hayatım. Selena. Selena yapma Allah aşkına. Yemeğe bu kıyafetle gitmek zorundayım da ne demek? Bak, eğer amacın şaka yapıp beni korkutmaksa başardın. Çok korktum. Hadi, şimdi içeride bir yerde üzerini değiştir de gidelim. Ama ya maalesef değiştiremem. Selena sen çıldırdın mı? Sana amcamın ne kadar ciddi ve ne kadar ağırbaşlı biri olduğunu söyledim. Sen böyle bir adamın karşısına çıkmak için bula bula böyle bir kıyafeti mi buldun? Ya Burak bak, gerçekten başka çarem yoktu. Vardı Selena. Böyle dolaylı yoldan mesaj vereceğine benimle açık açık konuşabilirdin. Açık açık konuşmak mı? Evet. Keşke bu ilişkiyi ailemle tanışacak kadar önemsemediğini bana söyleseydin. Emin ol daha az incinirdim. Burak neler söylüyorsun? Ya ben tabii ki ilişkimizi çok önemsiyorum. Ya her halinden belli oluyor. Ama sen ya yargısız infaz yapıyorsun. Ya hem sormadın bile neden paylanca kıyafetinde geldin diye. Peki şimdi soruyorum. Neden? Çünkü barodaki arkadaşlarla kimsesiz çocukları ziyarete gidecektik. Bugün gidecektik ve ben bunu unuttum. Bu yüzden dedim ki amcanlardaki yemekten sonra hiç vakit kaybetmeden oraya giderim. O yüzden böyle geldim. Amcamdan çıktıktan sonra giysen olmaz mıydı bu kıyafeti? Olmaz. Yani makyaj 3 saat sürüyor en az. Beni affettin mi? Affederim ama bir şartla. Nedir? Gideceğin kimsesizler yurdunda bana da bir yer ayarlaman şartıyla. Niye ki? Çünkü amcam seni böyle bir kıyafette gördükten sonra beni sülaleden sileceği için kimsesiz kalacağım da ondan. Canım benim merak etme. Hem bak herkesin içinde bir çocuk vardır. Ve çocuklar paylançaları çok sever. Ben amcamın içinde bir çocuk olduğunu zannetmiyorum ama umarım dediğin gibidir. Ya bak söz hiç merak etme. Eğer ailen benden hoşlanmazsa ve görüşmemizi istemezse ben seni kaçırırım. Vah. İyi. Ben perdeleri ucuca ekleyip balkondan aşağı sarkıtmaya başlayayım. Gerek yok. Uçarak gideriz. Nasıl? Geç kalmadık mı? Selena. Selena. İyi günler Mihriban Hanım. İyi günler Burak Bey. İyi günler. İyi günler. İçeri geçecek miyiz yoksa yemeği burada mı yiyeceğiz? Buyurun, buyurun, buyurun. Kız ondan bir haber vereyim. Evet, hoş geldi. Şey, kusura bakma evladım. Bir an sizi karşımda görünce böyle. Rica ederim efendim. Palyaço gören herkesin tepkisi bu olurdu herhalde değil mi? Aslında ben sizi yarın bekliyordum ama... madem ki geldiniz... Mihriban Hanım size detayları anlatsın. Detayları? Yalnız baştan söyleyeyim. Oğlum benim her şeyim. Mükemmel bir doğum günü partisi istiyorum. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Mihriban Hanım size her konuda yardımcı olacaktır. Güldüğüm için tekrar kusura bakmayın ne olur. Yeğenim Burak, bugün bana kız arkadaşını getirecek de... birden ikinizi bir anda görünce... şey sandım. Hay Allah, hiç bu kadar gülmemiştim. Neyse. Burak, kız arkadaşın geç mi kalacak yoksa? Amcacığım... arkadaşım... Ben Selena. Burak'ın kız arkadaşıyım. Ne? Kız arkadaşı mı?
demek avukatsın. Evet efendim. Peki, hakimler bu kıyafetle mahkemeye çıkmana ne diyorlar? Amcacığım, Selena bu kıyafetle mahkemeye gitmiyor ki. Tabii ki efendim. Bu kıyafetle değil mahkemeye, adliyenin kapısından bile giremezsiniz. Ben de asla zaten bu şekilde gitmem. Güzel. En azından zaman zaman nereye ne kıyafetle gidilebileceğini hatırlıyorsun yani. Amcacığım, Selena size saygısızlık olsun diye bu kıyafeti giymedi. Buradan çıkışta kimsesiz çocuklar yurduna gidecek. O yüzden hazırlanmaya vakti olmadığı için böyle gelmek zorunda kaldı. Neyse. En azından iyi bir avukat olduğunu anlamış olduk. Baksana, yeğenime avukatlığı öğretmişsin bu kadar zamanda. Deminden beri senden önce savunuyor seni. Burak'ın benim hakkımda neler söylediğini tahmin ediyorum. Huysuz, aksi, otoriter Gazanfer amca. Olur mu öyle şey? Hadi hadi, bırak şimdi avukatlığı. Burak senin 7-8 aylık arkadaşın olabilir. Ama benim de 20 küsür senelik yeğenim sonuçta. Ayrıca söyledikleri de haksız değil yani. Zaten hiçbir zaman güler yüzlü bir adam olmadım. Ama eşimi kaybettikten sonra daha da çekilmez bir adam oldum, biliyorum. Elimde olan bir şey değil. Eşimden arta kalan tek miras olan oğlumun yanımda olduğum zamanlar hariç aldığım her nefes bir işkence gibi geliyor bana. Ama bence kendinize haksızlık ediyorsunuz amcacığım. Yani sizi anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum diyelim. Tabii ki eşinizi kaybetmek sizi çok derinden yaralamıştır ama... Bir de şöyle düşünün. Ya yukarılardan bir yerden sizi izliyorsa... O zaman böyle hayata küsmüş olduğunuzu görmek mi? Yoksa... Onunla geçirdiğiniz güzel anılarla onu andığınızı, yüzünüzün güldüğünü görmesi mi hoşuna giderdi? Dedim ya, iyi bir avukatsın diye ağzında iyi laf yapıyor tabii. Gazanfer amca, ben burada avukat olarak değil, bir yerde sizin yeğeniniz olarak bulunuyorum. Ve emin olun, söylediğim her şey kalbimden geçenler sadece. Burak abi. Cüneyt. Aslanım benim. Gel bakayım buraya. Burak abi, bu palyaço abla senin sevgilinmiş öyle mi? Mihriban teyze söyledi. Evet. Bu palyaço abla benim sevgilim. Adı da Selena. Oğlum hoş geldin desene Selena ablana. Hoş geldin. Hoş bulduk Cüneyt'cim. Burak abim seni babamla tanıştırmaya mı getirdi? Evet. Peki niye palyaço kıyafeti giydin? Niye normal giyinmedin? Çünkü Selen ablam bana hayatın her şeye rağmen kahkahasız yaşamayacağını hatırlatmak istemiş Cüneyt'ciğim. Ve de çok iyi yapmış bu işi. Peki sihirbazlık da yapabiliyor musun? İşte biraz. Gerçekten mi? Hı. Yani zamanında öğrenmiştim birkaç numara. Yapsana bir tane. Tamam. Demir paran var mı? 1 lira var. Alayım. Evet, şimdi bak bakalım. Para nerede? Tabağın altında. Ya, demek öyle. Aslına bakarsan bana pek de öyle gelmedi. Sanki Burak abin çaktırmadan tabağın altından parayı alıp kulağının arkasına sakladı. Almadı ama. Evet, almadım. Hadi bakalım. Ben sana söylemiştim. Ama nasıl yaptın? Meslek sırrı söylenmez. Harikasın hayatım. O parayı tabağın altına koyduğuna yemin edebilirim. Peki istersen bak. Bak gördün mü, sihir yapmış. Sürprizlerle dolusun biliyor musun? Bir tane daha yapsana. Tamam. Ama önce yemek yiyelim, olur mu? Tamam. İşte asıl sihir bu. Cüneyt'i itirazsız masaya oturtmak.
Buyurun.